Tamam Azmi'cim, sağ ol. Ya Demir Bey bugün biraz geç gelecekmiş. Seninle birlikte Yıldırım Bey'e toplantıya gitmişler. Of ya, ne olacaksa olup bitseydi keşke. Vallahi uzadıkça ben daha kötü oluyorum. Bak benim kalbim yine bir garip atmaya başladı Bora. Hayır, sakin ol Merveciğim ya. Ben bir su alıp geleyim mi sana? Ya stres oldun ya, direkt kalbe vurur. Hıkkık diye gidersin maazallah. Ya. Evet. Ferru, sen biraz sussan mı acaba? Aa, gençler için daha tehlikeli Burak. Öyle deme. Hayır hayır, bir şey yok ya. Panik yaptı. Bir şey yok. Panik yaptı o. Aşkım beni de korkutuyorsun ya. Merve, hastaneye götüreyim mi seni? Yok yok, istemiyorum. Düzelirim ben şimdi. Hem ne dedik? Demir Bey'in karşısına güçlü çıkacağız dedik. Hı. Ya Merveciğim, sağlığından olacaksın, güçlü duracaksın diye. Ki duramıyorsun da yüzün bembeyaz oldu senin. Hayır ya, ona bu zevki tattırmayacağım. Zaten böyle sürüncemede kaldı ya, ondan ben kötü oldum, gerildim. Ama bekleyemem artık daha fazla. Aşkım ne yapıyorsun abi? Demir Bey'i arayacağım ya. Neyse, kararı hemen söylesin, bitsin bu iş artık. Ay, yani iyice delirdin sen. Zorla kovduracaksın kendini. Ayda bak, dayanamıyorum artık, ver şu telefonu, bitsin bu iş. Olmaz. Ya Demir Bey'i telefonda cevap vermeye zorlayamazsın. Hem belki daha karar vermedi. Hı? Hı. Bora, telefonu ver bana. Ya Merveciğim lütfen sakin olur musun biraz? Bora, sakın verme. Verir miyim ya? Boracığım, telefonumu verir misin aşkım? Demir Bey'in işini kolaylaştırma Merve. Gideceksen de bu saçma kuralın bedelini ödetip git. Yani böyle ani tepkiler vererek kendisini atlamasına yardımcı olma. Bırak vicdanı sızlasın. Gençler. Sızlanmayın ya. Aferin oğlum. Çok kral hareket yapmışsınız. Bedelini de aslanlar gibi ödeyip gidin. Çünkü size bu yakışır. Bana bakın. Dünyanın sonu değil be. Öyle ilk darbede yıkılıp gitmek yok. Eve kaçmıyorsun Demir. Umarım o kız için bir aptallık etmiyorsundur şu an. Alo Burak, neredesin? Acil konuşmamız lazım. Konum atıyorum. Her çağırdığında bu işimi gücümü bırakıp yanına gelemem hala ara. Ne oldu? Şirkette kaos mu çıktı? Demir kararını açıkladı mı? Şirkete gelmedi daha Demir. Selin'le birlikte babanın yanına toplantıya gitmişler. Demir, senin de proje direktörü olduğunun farkında mı acaba? Neyse, gelince konuşuruz bunları. Boşuna bekleme. Sen kaybedersin. Gerçi kaybetmeye alışmış gibisin. O yüzden gelmesen de anlarım. Hadi bay. Azmiye, ben dışarı çıkıyorum. Biraz işim var. Ay Demir Bey sorarsa nereye gitti diyeyim. Sormaz, merak etme. Ya sormaz olur mu hiç? Gelince açıklama yapacak. Seni göremezse. Göremezse ne olur? Beni de mi kovar? Ha? Bekliyorum zaten ondan öyle bir hareket. Sonuçta iki tane proje direktörüne ihtiyacı yok. Selin'e takmış pençesini. Her yere sürüklüyor kızı. Şşt. Ne diyor bu ya? Hiç ustam ya. Yani olan bir sene gerildi herhalde. Selin'le toplantıya gitmesine gerildi yani. Haklı. Yani Selin Hanım beni de geriyor. Bir karar veriyor, arkasında durmuyor. Ya o istedi diye başladığımız operasyonu sırf o istedi diye çat diye bitirdik. Halbuki canavar müşteriyi getirseydik Demir Bey çoktan gitmiş olacaktı. Siz de işinizden olmayacaktınız. Bir dakika, bir dakika. Kim o canavar müşteri? Dirim Hanım'ı savuşturmuştu Demir Bey. Yoksa siz başka bir şey mi karıştırdınız sonrasında? Ay sen merak etme ustam, başlamadan bitti o iş. Bütün hamleleri boşa çıkmış biri için fazla keyifli görünüyorsun. Birkaç savaş kaybedince mücadele bitmez. Artemim'de yaptırdığın proje bitti. Sunumlar, geziler, tatiller de bitti. Şimdi neyin peşindesin? Bahçede atölye çalışmaları başlayacak birkaç haftaya. Her şeyin hazır olmasını istiyorum. Beni bunlar için mi çağırdın? Hayır. Seni hasar kontrolü yapmak için çağırdım. Hasar kontrolü? Evet. Yani bugüne kadar yaptığımız... Pardon. Benim tek başıma yaptığım. Çünkü sen hiçbir şey yapmadın. Çünkü senin yaptığın hiçbir şey, hiçbir işe yaramadı. Neden biliyor musun? Zavallıca çabalar olduğu için mi? Hayır. Organize olmadığımız için. Çünkü kurbağaysan akrebi sırtını alıp sudan geçiremezsin.
Ha şimdi de kurbağa prens mi oldun sen? Selinciğin de öpmüyor seni. Söz dinlemezsen hayatının sonuna kadar kurbağa olarak kalacaksın. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Çünkü gidiyorum ben. Demir şirketteki aşk yasağını kaldırırsa Selin'in önünü açar. Ve bir yönetim krizi çıkar. Çünkü bütün kuralları sorgulanır hale gelir. Kaldırmazsa Selin'le birlikte olamaz. Ve eli güçlenir. Demek ki iş ile aşk arasında bir seçim yapması gerekecek. Sence hangisini seçmeye daha yakın dersin? Ben de aynen öyle düşündüm. Ama topu hala döndürebiliriz. O nasıl olacak? O gece onları bulduğunda ne durumdalardı? Sen ciddi misin? Kamp ateşinin önünde oturuyorlardı. Ben gelince Demir çok rahatsız oldu. Sanırım keyfi çok yerindeydi. Keşke gitmeseydin. Ama ben sana dedim gitme diye. İlla gidip onları bulup kahraman olmak istedim. Ama sonunda romantik bir anı bölen bir ezik oldun sadece. Nasıl ya? Yani sen şimdi onları ciddi ciddi baş başa bıraksaydın diyorsun yani. Evet. Baş başa kalsalardı aralarında bir şey olacaktı. Ama şimdi yarım kaldı. Ha bıraksaydım yaşasalardı yani. Selin gizli evlilik meselesini biliyordu. Eğer onlar yakınlaştıktan sonra bu mesele patlasaydı... aralarındaki her şey tuzla buz olacaktı. Ama senin sayende küçücük bir çatlak oldu. Onu da onarmaları uzun sürmez. Sen Demir'i sevmiyorsun değil mi? Öyle dışarıdan baktım fiziğini falan beğen. Kazandığın sürece senin için hiçbir şeyin önemi yok. Ama Selin benim için çok değerli. Tanıyorum onu. Neyi sever, neye güler, neye üzülür. Ve o adamın Selin'e dokunmasını istemiyorum. Daha önce bir şey yapsaydın o zaman. Demir gelmeden önce mesela. Selin ve Demir'i kamp ateşinde baş başa bulmadan önce mesela. Evet, zamanında görmedim bazı şeyleri. Şirketimi kurtarmakla meşguldüm çünkü. Şirket de sana kalmadı ama. Eğer beni dinlemezsen bu gidişte Selin de kalmayacak. Nereye? Daha ne yapacağımızı konuşmadık. Senin yapabileceğin bir şey kalmadı. En büyük kozunu kullandın, adamı Paris'e götürdün ve başaramadın. Yani başka yapabileceğin hamlen kalmadı. İşte bu yüzden ben değil. Sen yapacaksın. Benden ne yapmamı bekliyorsun? Selin'in sırlarını açık etmeni. Selin'in sırrı falan yok. Var. Hem de öyle bir sırrı var ki... öğrenilecek diye ödü kopuyor. Bir şeyler biliyormuş gibi konuşup esrarengiz havalara girme hiç. Bir şeyler biliyor olsaydın zaten kullanırdın. Kullanmıyorum. Çünkü eğer kullanırsam Demir'in gözünde çok kötü duruma düşerim. Bu sırrı saklayacağıma dair ona söz verdim. O nereden biliyor Selin'in sırrını? Ben daha önemli bir sorunun cevabını merak ediyorum. Demir'in itinayla saklanmasını istediği bu sırrı şirkette başka kim biliyor? Sen değilsin. Onu anladım. Ama eğer diğerleri biliyorsa... Sen şimdi benden bilmediğim bir sırrı şirkette kimin bildiğini öğrenmemi istiyorsun. Değil mi? Hayır canım. Bu sır açığa çıktığında en başından beri biliyormuş gibi yapmanı istiyorum. Eğer Demir nereden bildiğini sorarsa Selin'den öğrendiğini söyleyeceksin. Yani Selin'i zor duruma düşüreceğim. Bunu yapma. Tabii ki yapacaksın. Selin bayağı bir zor duruma düşecek. Selin ve Demir'i birbirinden uzaklaştırmak için yapabileceğimiz tek şey bu. Merve'lerin yarattığı çatlağı genişleteceğiz. Selin'in canını yakmana asla izin vermeyeceğim. Canı yandığında ağlayacak bir omuz arayacak ama. Aklın varsa yaparsın. Tabii ki yapacaksın. Çocuklar! Hazır mısınız? Boracığım, bunu yazıcıda bırakmışsın. Ah, teşekkürler Azmiye Hanım. Ya unutmuşum orada bunları. Kafa kalmadı ki abi. Bora, hayırdır ne oluyor? Ha, Bora'nın yarın sabah iş görüşmesi var. Ya, nereyle? Bildiğimiz bir yer mi? İksus Mimarlık. Benim orada bir arkadaşım çalışıyor. Arayayım ister misin? Hem içeriden bilgi almış olursun. Ay, Ayda arasana ya. Ha, hem belki bana uygun bir iş var mı diye de sorarsan. Hı hı. Hı hı. Tamam. Eylemcim, nasılsın? İyi ben de işte ya, ne olsun bildiğin gibi. Ya ben sana şey soracaktım, modelleme hiç arıyor musunuz? Neler istiyorlar sen biliyor musun? Hadi ya, emin misin?
Peki müşteri grubu? Hı. Peki tamam. Sağ ol Eylemcim ya. Bir ara bir kahve içelim. Tamam, görüşürüz. Ne diyorlar? Ya Boraz'ım galiba biriyle anlaşmışlar. Ama sen yine de yarın bir git görüş. Yani en azından tanışmış olursun. Ya müşteri grubu? Maalesef oraya birini aramıyorlar. Ne zaman gelecektik bunlar Azmiye ya? Sabahtan beri akıbetimizi öğrenmek için bekliyoruz burada. Vallahi sıkıldım ben artık ama ha. Ay hiç bilmiyorum canım. Ya acaba Yıldırım Bey'in sekreterini arayıp bir sorsam mı, toplantı daha ne kadar sürermiş falan? Ay aradım, aradım zaten ama toplantıdan çıkana epey olmuş. Birazdan gelirler herhalde. Ay yok, ben dayanamıyorum artık bu strese ha. Vallahi kalbim sıkışıyor benim bak yine. Merveciğim lütfen yapma ama ya. Öyle yapma, şimdi gel otur lütfen. Ay ben bir ıhlamur falan yapayım. Şu kolonyayı al bakayım. Aşkım ya. Al biraz kolonya. Ferahlar. Yok ben dayanamıyorum Bora. Gelsin artık söylesin ne söyleyecekse. Tamam aşkım ama sakin ol. Ne olursun otur ya lütfen Merveciğim. Ver bakayım şundan. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.